Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve sıfırdan yazılım Java serisinin 6. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Java'daki metotları yani fonksiyonları işleyeceğiz. Öncelikle ufak bir fonksiyon nedir ondan bahsedeyim. Fonksiyonlar bizim kod içerisinde reusable yani tekrar tekrar kullandığımız kod parçacıklarıdır. Bunları aynı şeyi tekrar tekrar yazmamak için fonksiyon olarak tanımlar ve kod içerisinde çağırırız. Mesela örnek verecek olursam çok basit bir örnek. Mesela toplama işlemini bir fonksiyon olarak tanımlayıp daha sonrasında o fonksiyona işte sayıları gönderip cevabı alabiliyoruz. Şimdi bunu kod üzerinden yapalım ve daha net bir şekilde görmüş olalım isterseniz. Evet arkadaşlar, her zaman yaptığımız gibi öncelikle bir klas oluşturarak başlayalım. Klasımızın adı functions olsun ve yine buradan main metodu seçelim. Gördüğünüz gibi aslında biz bu dersimize kadar da her zaman bir metot kullandık arkadaşlar kodlarımıza. O da main metodu. Şimdi main üzerinden isterseniz bir fonksiyonların nasıl tanımlandığını göstereyim sizlere. Şimdi burada gördüğünüz üzere main bu metodumuzun adı. Yani biz herhangi bir metot tanımladığımızda, fonksiyon tanımladığımızda bu onun ismini temsil ediyor. Yani buna istediğimiz şeyi koyabiliriz. Daha sonra burada string args gördüğünüz gibi argümanlarımız bulunuyor. Yani burada aslında bir dizi almış. Henüz dizileri sizle işlemedik ancak belki bilenleriniz vardır. Burada tek bir argüman da alabiliriz ya da virgülle arkadaşlar ayırarak mesela yanına integer a. Birden fazla değişken de alabiliriz buraya metodumuzun içerisine. Bu değişkenleri metodumuzu çağırırken kullanacağız. Burada arkadaşlar public, static ve void görüyorsunuz. Static sabit demek, yani bu klasa ait sabit bir metot. Public de visible, herkese görünen public genel bir şey demek. Yani tüm herkesin erişebildiği bir metot bu. Şimdi burada bizi ilgilendiren daha çok void kelimesi arkadaşlar. Void demek bu fonksiyon yani metot hiçbir şey dönmeyecek demek. Gördüğünüz gibi bu metot tanımlanmış ve içerisinde hiçbir şey yok. Bu metotta bir şey dönmüyor ve bir hata vermiyor kodumuz. Şimdi hemen sizlerle beraber ilk metodumuzu oluşturalım ve daha net bir şekilde ne demek istediğini görelim. Mesela ben yine public, static bunları sabit kabul edin şimdilik. Public, static, integer diyorum. Integer toplama. Ve içerisine int a, int b ya da bunlara daha güzel isimler verelim derseniz sayı 1, sayı 2 diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi ben böyle bir tanım yaptım. Bu bir metot. Şu an bir fonksiyon tanımı yaptık arkadaşlar. Bu metodun adı toplama. İki tane sayı alıyor bu metot. Ve bize bu metodun aslında integer bir cevap dönmesini bekliyoruz. Şu an Java da bizden bunu bekliyor. Çünkü ben bu metodun signature'ına yani tanımına integer yazdım. Dedim ki bu metot bir integer sayı dönecek. Ben henüz içerisinde bir şey döndürmediğim için de gördüğünüz gibi burası kırmızı. Altı kırmızı gözüküyor. Ve bir hata var. Diyor ki mutlaka bu metot bir integer dönmeli. Şimdi buradan hemen mesela return 0 diyelim. Hatayı durduralım. Şimdi return'ün Türkçesi zaten dönmek gibi düşünebilirsiniz. Yani bu metodun döndüğü cevabı return yazıp yanına yazıyoruz. Mesela şu an bu metot bize sıfır cevabını dönüyor. Şimdi bunu değiştirelim arkadaşlar. Integer cevap diyorum. Daha sonra cevabın içerisine sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Ve bu metodun bu cevabı dönmesini istiyorum. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir metot tanımladık. Bu metodumuz iki sayı alıyor. İki değişken alıyor. Integer. Ve bunları toplayıp sayı 1 ve sayı 2'yi toplayıp cevabı atıyor. Daha sonra da return yani bu cevabı döndürüyor bize. Peki böyle bir tanım yaptık. Bu metodu kodumuzun içerisinde nasıl kullanacağız? Yani ben buna sayıyı nasıl vereceğim? Bana cevabı nasıl dönecek? Şimdi bu main metodumuza gelelim. Daha önce de bahsetmiştim. Her zaman Java kodu yani compiler ilk main metodunu çalıştırır. Yani bu kodu siz çalıştırdığınızda şu anda mesela run edelim bu kodu. Sağ click run as diyorum. Java application. Şu anda bu kod hiçbir şey basmayacak ekrana. Çünkü main metoduna geliyor compiler her zaman ve içerisinde hiçbir şey yok. O yüzden hiçbir şey yapmadı. Bu metot çağrılmadığı için henüz kullanımda değil. O yüzden bir şeye sebep olmadı. Şimdi bunu çağıralım. Nasıl çağıracağız? Metodun ismiyle çağırıyoruz. Toplama metodu. Bu metodu ismiyle çağırıyoruz. Ama bu metot bizden iki tane sayı bekliyor. Bu sayıları da şu şekilde verebiliriz arkadaşlar. 3,5.
Şimdi burada verdiğim 3 sayısını sayı 1'e alacak bu metot. Çünkü neden? Toplama metodu şu şekilde. Bir sayı integer, sayı 1 ve sayı 2 alıyor. O yüzden bu 3'ü sayı 1'e atıyor. 5'i de sayı 2'ye atıyor arkadaşlar. Şimdi bunun cevabı ne olacak? 8 olacak. Peki bu cevabı bize döndü. Bizim dönen cevabı almamız lazım. O yüzden ben burada integer dönen cevap diyorum. Eşittir toplama metodunun döneceği cevap. Şimdi arkadaşlar dönen cevabımızın değeri 8 olacak. Onun nasıl olduğunu bakalım. Toplama metodunu çağırdık. Toplama metodu geldi. Bana 3 ve 5 sayıları gelmiş. Tamam, sayı 1'e 3 atayım. Sayı 2'ye de 5 atayım dedi. Daha sonra burada sırayla bu kodları tek tek execute edecek. Öncelikle integer cevap diye bir değişken oluşturdu. Daha sonra o cevabın içine sayı 1 artı sayı 2 yaptı. Bunlar da 3 ve 5 oluyor. 8. Şu an cevapta 8 var. Ve return cevap. Yani bize 8'i dön. Döndü. Şu an bu bize 8'i döndü. Bu döndürdüğü cevabı biz de eşittir dönen cevap dedik. Dönen cevabı attık. Şimdi ben ekrana bu dönen cevabı bastıracak olursam arkadaşlar 8 göreceğiz. Bunu kaydedelim ve kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu an ekrana 8 bastı. Evet arkadaşlar, şu an ilk fonksiyon tanımımızı yapmış bulunmaktayız. Burada gördüğünüz gibi ben toplama fonksiyonunu 3 ve 5 sayılarıyla çağırdım. Yani sayıların kendisini direkt 3 ve 5 olarak verdim. Ancak şu şekilde de yapabilirdim. Bunu bir değişkenle de çağırabilirdim. Nasıl? Yok, şöyle diyeyim. Toplam 1. Mesela buna işte 8, 7 atayım. Daha sonra integer toplam 2. Toplanacak sayıları yazıyorum burada. Buna da 6 atayım. Şimdi ben bu toplanacak sayı 1 ve sayı 2'yi buraya yazabilirim arkadaşlar. Bu şekilde de çağırabilirim değişkeni. Şu an bu ne dönecek cevap olarak? 13 dönecek ve ekrana 13 basacak. Toplam 1'in değişkenin değerinin 7 olduğunu biliyor. Ben şimdi bu toplama fonksiyonunu toplam 1 ile çağırdığımda bu 7 değerini alıp bu sayı 1'e kendisi atacak. Daha sonra toplam 2 için de 6. Bunun değerinin 6 olduğunu biliyor. Bu 6 değerini de sayı 2'ye atacak. Ve daha sonra toplayıp bize 13 dönecek. Çalıştıralım bunu da. 13 gördüğünüz gibi. Şimdi burada biz tamamen integerlarla çalışan bir fonksiyon ürettik. Bir de mesela integer dönen değil de string dönen bir fonksiyon yapalım. Public static string diyorum. Merhaba fonksiyon. Bu tek bir değişken alsın mesela, string ad. Sadece isim alsın ve bize ne dönsün? Return işte merhaba boşluk artı buraya da ad. Şimdi ne yapmış olduk? String dönen bir fonksiyon tanımlamış olduk arkadaşlar. Bu fonksiyonun adı merhaba. Bir adet değişken alıyor. Bir adet argüman alıyor. O da bir string. String alıyor. Bu da bir isim. Ve bize merhaba isim şeklinde dönüyor. Gördüğünüz gibi tek satırdan oluşan bir fonksiyon oldu. Bu direkt return merhaba ad şeklinde yapabilirim. İlla bir değişkene atayıp bunu dönmeme gerek yok. Mesela bunu da çalıştıralım. Burada görmüş olalım. Çağıralım bu fonksiyonu. Mesela direkt ben bunu merhaba şu şekilde ben ismimi verip çağırabilirim. Şu an ne olacak arkadaşlar? Merhaba fonksiyonunu çağırdı. Ve onun içerisine Dilruba'yı gönderdi. Bu ad Dilruba'yı aldı. Ve merhaba stringinin ucuna Dilruba'yı ekledi. Merhaba Dilruba metnini bana dönecek. Şu merhaba Dilruba tamamen bu string'e eşit olacak. Yani bu fonksiyonun döndüğü değer direkt buraya yapıştırılmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bunu çağıralım. Çalıştıralım. 13 merhaba Dilruba yazıyor gördüğünüz gibi. Farklı bir örnek daha yapalım. Çünkü burada sanki şey gibi oldu. String string kullanıyor hep gibi. Mesela burada yaşımızı alan bir şey olsun. Fonksiyon olsun. Kaç yılında doğduğumuzu hesaplayan bir fonksiyon olsun mesela. Yıl bul. Gerçekten mükemmel. Şimdi buradan bir integer yaş değişkeni. Yaşımızı alıp bize kaç yılında doğduğumuzu söyleyen bir fonksiyon olsun. Integer yıl diyorum. Kaç yılında doğduğumuz eşittir. 2021 eksi yaş. Yani 2021 yılından yaşımızı çıkardığında işte kaç yılında doğduğumuzu bulmuş olacak.
Daha sonra bunu return yıl diyelim. Artı, şimdi string ekleyelim ucuna. Yılında doğdunuz. Bu fonksiyon ne yapıyor? Bir integer yaş alıyor, bir sayı alıyor ve bize bir string, yani bir metin dönecek. İşte mesela ben 5 yaşındaysam işte atıyorum, 2016 yılında doğdum diye bize dönecek arkadaşlar. Bunu da çağıralım. Bul. Mesela kaç yaşındayım atıyorum? Ben 23 yaşındayım. Bakalım doğru bulacak mı? Bu yaş şeylerinde bir artı bir eksi bir olay olabilir. Hep kavga edilir bu konuda. Evet, yanlış oldu. 98 yılında doğmadım, 97 yılında doğdum. Çünkü doğduğumuz yıl aslında bir yaşında olmuyoruz. O yüzden bunu yıldan bir çıkarmamız gerekecek. Yıl eksi eksi yapalım. Bu da bir kısaltma arkadaşlar. Eksi eksi dediğimiz zaman yıldan bir çıkarıyor. Şimdi yıldan bir çıkaralım. Doğru doğum yılımızı bulsun. 97 yılında doğdunuz. Doğru. Fonksiyonlar hakkında önemli bir şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir fonksiyon birden fazla argüman alabilir. Mesela burada gördüğünüz gibi 2 tane sayı almış. 3 tane, 4 tane buraya yazabilirsiniz. Ancak ve ancak bir fonksiyon bir tip döner. Yani sadece bir değişken döner. O da mesela integer burada döndürüyoruz. Bir sayı döner. Yani iki tane sayı yan yana döneyim yok. Mesela işte ben hem yaşını hem yılı dönmek istiyorum. Doğduğun yılı. İşte şöyle dönsün mesela. 23,1997. İki sayıyı birden dönsün. Yok. Yani aynı anda birden fazla değişken dönemiyoruz. Ancak tabii array, işte list ya da tuple vesaire bu tarz şeyler var. Onlar şu an bizim konumuz değil. Tip olarak sadece bir tane değişken dönebildiğini bilseniz yeterli. Gördüğünüz gibi burada string dönüyor. Sadece bir tane metin dönebiliyor. Birden fazla şey dönemiyor. Zaten tanımlarken de ne döneceğini açık açık yazıyoruz. Bir tane integer dönecek diyoruz. Ya da bir tane string dönecek diyoruz. Ya da double dönebilir. Veya hiçbir şey dönmeyebilir. O da nasıl olur? Onu da yapalım. Burada void var ama onu örnekle göstermemişim. Bir tane de public static void. Void demek bu fonksiyon hiçbir şey dönmeyecek. Kendi kendine çalışacak ve bitecek demek. Bana bir şey, bir sonuç dönmeyecek demek. Adı da by olsun. By fonksiyon. Hiçbir şey almasın hatta. Arkadaşlar hiçbir şey almayabilir bir fonksiyon. Yani buraya işte ben bir şey de alabilirim void fonksiyonu ama hiçbir şey de almayabilirim. Bir fonksiyona bir değer vermek zorunda değiliz. Fonksiyon kendi kendine de çalışabilir. Bizden bir şey almadan veya dönmeden. O yüzden bu fonksiyon mesela sadece ekrana şunu basan bir fonksiyon olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Mesela programı kapatıyoruz atıyorum işte ekrana user'a bir şey yazacağız. Sadece bu by fonksiyonu çağırıyoruz. Şurada mesela by diyorum. Gördüğünüz gibi by fonksiyonu çağırdım. Hiçbir şey vermedim değişken olarak. Hiçbir şey de almayabilir çünkü. Döneceği değer beni hiçbir şey dönmüyor zaten. O yüzden hiçbir şeye atamadım bunu. Direkt bunu çalıştırdığımızda görüşürüz ya yazdı ekrana. Neden? Çünkü geldi buraları çalıştırdı. By. By'ı çağırdı. Ne yapıyor? By fonksiyonunu çağırıyor. Gidiyor by fonksiyonuna. Geliyor. Burada sadece ekrana bir şey basıyor. Okey. Bu kodu çalıştırıyor bu satırı. Sonra fonksiyondan çıkıyor. Bitti. Ekrana bir şey yazıp çıktı. Yani görebildiğiniz gibi arkadaşlar bir fonksiyon birden fazla argüman alabilir, hiç argüman almayabilir, bize bir şeyler dönebilir veya dönmeyebilir. Yani çok fazla çeşitli opsiyonumuz var. Siz de mutlaka kendiniz bu çeşitli şeyleri deneyerek bence fonksiyonları daha çok anlamaya çalışın. Fonksiyonların aslında amacını da az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü burada biz bir fonksiyon tanımadığımızda bu fonksiyonu tekrar tekrar çağırabiliyoruz. Onu da göstereyim arkadaşlar. Mesela by fonksiyonunu birden fazla kere çağırabilirim ben. Çağırdım. Görüşürüz görüşürüz yazdı. Yani şimdi atıyorum bu fonksiyon içerisinde bir sürü işlem var. Ben bu fonksiyonun içindeki işlemi tekrar tekrar yazmak yerine bu fonksiyonu tekrar tekrar çalıştırabiliyorum. Mesela yıl bul 23 dedim. Şu satırı kopyalayayım. Yıl bul mesela siz atıyorum 34 yaşındasınız mesela sağ olun. İşte tekrar çağırdım. Senin için de 1986 yılında doğdunuz dedi mesela size. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? Aslında bu bulma işlemini, kodunu, yani buradaki bu işlemleri ben tekrar tekrar yazmamış oldum. Sadece bu fonksiyonu çağırarak ve istediğim değişkeni vererek cevabı alıyorum. Yani kodumuzun daha kısa ve efektif olmasını sağlıyor arkadaşlar. Tekrar eden kodlar bulunmuyor. Zaten mantıklı olan da bu. Bu kadardı bugünkü dersimiz. Umarım açıklayıcı ve öğretici bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.